Japonia aus Sabuma kubetri yunyu resepsumna garden resepsumna ve garden partimize hoş geldiniz. 17 Eylül ayında Türkiye'de Japonya Büyükelçisi olarak göreve başlamamın üzerinden bir yıl on ay geçti. Bu yüzden önemli ve Japonya'nın dostu olan bir ülkede büyükelçi olarak göreve yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinin 30'unu ziyaret ettim. Gittim her yerde çok sıcak karşılandı. Çok mutluyum. Bugün Sabunma kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü sizlerle birlikte katılmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlere özü Sabunma kuvvetlerimizi kısaca tanıtmak istiyorum. Welcome to the Japanese Self-Defense Forces Day reception and garden party. It has been 1 year and 10 months since I have started my duty as Ambassador of Japan in Turkey in September 2017. I am honored to work as an ambassador in such an important and friendly country to Japan. Until today, I have visited 30 out of Turkey's 81 provinces. I was greeted very warmly at every place that I visited. I feel very, very happy. Today, I am honored to celebrate the 65th anniversary of the establishment of the Japanese Self-Defense Forces with you. I would like to briefly introduce our Self-Defense Forces. July 1st, 1954, our Self-Defense Forces, with the tradition of Bushido, or Samurai spirits, have continued its uninterrupted efforts towards the defense of our country with their advanced technology and equipment. In order to cope with the rapidly changing security environment in recent years, their effort has been enhanced. At the end of last year, the government of Japan reiterated its determination to strengthen our defense in many areas, including their capacities in new fields such as space, cyber, and electromagnetic wave. Türkiye, Japonya, Sabunma ilişkilerinde girişimiye eğiliminde olduğu görülmektedir. Turkey-Japan defense relationship has been developed steadily. Last month, Turkish Land Forces Commander General Ümit Günder paid a visit to Japan. Also, this week, Turkish National Defense Minister Hulusi Akar met Japanese Defense Minister Takeshi Iwaya in Japan and had a very meaningful exchange of views and agreed to strengthen our defense cooperation. Halen, Türkiye-Japonya dostluk ve işbirliği ilişkileri giderek geliştirilmektedir. Turkey-Japan friendship and partnership has been increasingly getting stronger.
His Excellency President Recep Tayyip Erdogan just visited Japan to attend the G20 summit in Osaka. After the G20 summit, President Erdogan was received by His Majesty the Emperor and had a very cordial and important working dinner with His Excellency Prime Minister Shinzo Abe in Tokyo. President Erdogan is scheduled to visit Japan once again in October to attend His Majesty the Emperor's state ceremony on his accession to the throne. The Tokyo Palace Treasures Exhibition, which is ongoing in Kyoto, Japan, has attracted over 200,000 people. We expect much more Japanese tourists will visit Turkey. Also, a large number of Japanese companies have been continuing their best works in Turkey. Recently, Turkey-Japan business partnership has been developing in Africa as well. Japonya Buyu Bil Mayus Tarihinde, Majesty Imperator Tun Hata Chuksuira, Deiwa Olarak Adlandırılan Yeni Bir Döneme Gelmiştir. Japonya bir ülkesi olarak güzel uyum anlamına gelen bu yıl döneminin ruhuna uygun olarak dostluğumuz ve stratejik ortak durumumuz daha da güçlendirmek için çaba göstermeye devam etmek isterim. This year on May 1st, Japan entered a new era called Reiwa, which means beautiful harmony, with the enthronement of His Majesty the Emperor. As the ambassador of Japan, in accordance with the spirit of this new era, I would like to continue to strive for the further strengthening Turkey-Japan friendship and strategic partnership. Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır. Fakat kalplerimiz yakındır. İki deble tek yürektir. Two nations, one heart. Teşekkür ederim. Dost ülke Japonya'nın öz savunma kuvvetleri günü resepsiyonunda sizlerle birlikte olmanın şerefini yaşıyorum. His Excellency. Ülkelerimiz arasındaki coğrafi mesafe devletlerimiz ve halklarımız arasında güçlü dostluk bağlarının kurulmasına engel olmamıştır. Dostluk ve danışma bağlarına sahip olduğumuz Japonya'ya ve Japon halkına derin bir saygı ve sempati duymaktadır. 1890 yılında Ertuğrul Fırkadeyi'nin geçirdiği kaza neticesinde Japon köylülerinin çok sayıda denizcimizi kurtarması, 1987 yılında İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları tarafından tahliye edilmeleri gibi ortak geçmişimizde paylaştıklarımız, Türk ve Japon halkları arasındaki dayanışmayı güçlendirerek gerçek bir dostluğa dönüştürmüştür. Sınırları olmayan birer gönül komşusu olmuştur. Türkiye ve Japonya, barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, küresel refah ve istikrarın artması gibi ortak değerleri ve idealleri paylaşmaktadırlar. Türkiye çeşitli uluslararası sorunlara benzer bakış açılarıyla yaklaşan, Türkiye ve Japonya arasındaki mükemmel ilişkileri 2013 yılında tesis ettiğimiz stratejik ortaklıkla taşlandırdık. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretler ilişkilerimizin kazandığı ivmenin önemli bir göstergesidir. Bu ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesini, çok boyutlu ilişkilerimizin her alanda daha da güçlenmesini ve derinleşmesini arzu ediyoruz. Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin ve stratejik ortaklık çerçevesindeki dayanışmanın, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını teşkil eden 2024 yılına uzanan dönemde de halklarımızın ortak yararı temelinde daha da ileriye taşınacağına inanıyorum. Sözlerime son verirken Japonya Öz Savunma Kuvvetleri gününü tekrar kutluyor. Dost Japonya halkının mutluluğu ve refahı için en iyi dileklerimi ileliyorum. Yoroshiku onegai shimasu. Nous avons encore deux ans à la 5e année, c'est un peu plus de